hünkârım. Behram Paşa'dan yeni havadisler var hünkârım. İsyan Maraş'a kadar yayılmıştı, şimdi de Elbistan'a sirayet ediyormuş. İsyanın önüne geçmekte güçlerinin yetersiz olduğunu söylüyor. Bizden destek bekliyor hünkârım. Hazırlıklar ne durumda? Ayas Paşa hazırlıkları başladı, 2-3 güne kadar yola çıkacak. Pargalı'm, Ayas Paşa burada kalsın. Sen gidiyorsun. O isyanı bastır ki Anadolu'da gücünü görsün. Emriniz baş üstüne. Manisa'ya mı? Çok özledim orayı. Annem, sen ben birlikte gideriz. Olmaz Mustafa'm. Lakin vakti geldiğinde zaten gideceksin oraya. Orası senin sancağın olacak, sen yöneteceksin. Ne zaman gideceğim? Daha çok var oğlum. İbrahim Paşa, babam dedi ki Manisa benim sancağımmış. Ben yönetecekmişim orayı. İnşallah şehzadem, inşallah. Hünkârım. Mustafa'm, hadi gidelim oğlum. Hünkârımızın işleri var. Sen git. Ben babamla kalacağım. Mustafa. Annenle git. Şimdi söyle. Hünkârım, elçiler geldiler. Prenses Isabella ile alakalı görüşmek isterler. Nihayet. Eğlence başlıyor. Avusturya Arsidükü Ferdinand'ı temsilen geldik. Aldıkları habere göre Kastilya Prensesi Isabella Fortuna korsanlar tarafından kaçırılıp saraya satılmıştır. Ki kendisi Arşidükümüzün kuzeni Prens Frederick'in nişanlısıdır. Ayrıca kim olduğunu biliyoruz. Teklifiniz nedir, siz onu söyleyin. Derhal prensesin serbest bırakılmasını istiyoruz. Karşılığında korsanlara ödenen altın misliyle verilecektir. 20.000 duka altın uygun mu? Onca yolu bu teklifi yapmak için mi geldiniz? Prenses Isabella sadece Kastilya prensesi değildir. Ayrıca Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun da prensesidir. Bu utanca derhal son verilmelidir. Aksi halde savaş mı açacak bize kralımız? Biz buraya konuşmak için geldik. Eğer serbest kalması için bir teklifiniz varsa söyleyin. Eğer bir teklifimiz olursa haberiniz olur zaten. Görüşme bitmiştir.